Bugün Hocalı katliamının 31. yıl dönümü. Dışişleri Bakanlığı mesaj yayınladı. Hocalı'da kaybolanların akıbetinin aydınlatılmadığına dikkat çekti. Takvimler 1992'yi gösteriyordu. 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Ermenistan Azerbaycan'ın Hocalı kasabasına girdi. Kadın çocuk demeden yapılan katliam Yüzlerce kişinin canına mal oldu. 2600 hanenin bulunduğu Hocalı, yaklaşık 7000 kişinin yaşadığı bir kasabaydı. Dağlık Karabağ bölgesinin tek havalimanı da lojistik ve stratejik açıdan önemli olan Hocalı'daydı. Ermenistan'ın hedefi buraya askeri bir üs kurmaktı. Ermenistan Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından harekete geçti. Saldırılar 1992'nin 25 Şubat'ında yoğunlaştı. Şehre giriş çıkışlar kapatıldı. Hocalı'ya üç koldan saldırı başlatıldı. 26 Şubat sabahına karşı ise katliam yaşandı. 63 çocuk, 106'sı kadın, 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Bini aşkın insan esir alındı. Üstelik onlarcasından bir daha haber alınamadı. Azerbaycan parlamentosu Hocalı'da yaşananların soykırım olduğunu ilan etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı katliamının Dağlık Karabağ'ın işgalinden bu yana yapılan en kapsamlı sivil katliam olduğunu duyurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında da Hocalı'da yaşananlar savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eşdeğer eylemler olarak kabul edildi. Katliamın 31. yıl dönümünde Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Tarihe kara leke olarak geçen bu insanlık suçunu lanetliyoruz." denildi. Katliamda kaybolanların akıbetinin hala aydınlatılmamasına dikkat çekildi.